altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya beşten büyüktür. Her defasında bunu dile getiriyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şimdi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede çözülmeler görülüyor. İşte tam da bu tabloda BRICS kapılarını Türkiye için açtı. Bölgesel bir güç olarak dikkati çeken Türkiye'nin BRICS ile yoğunlaşacak ilişkileri oyun değiştirici bir etkide bulunabilir mi? Bu kadar konuşulan gruba katılmak Türkiye için ne anlama geliyor? Gelin tüm detaylara birlikte bakalım. BRICS üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için Rusya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kremlin Sarayı'nda Rusya lideri Vladimir Putin'le görüştü. Putin, Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi. Uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetişim konularının ele alınacağı BRICS Plus oturumuna ise üyelere ek olarak 15 ülke davet edildi. Ankara, Türkiye'nin BRICS ile temasta olmasının Avrupa Birliği ile olan ilişkilerine bir alternatif olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyor. Peki BRICS Plus nedir ve hangi amaçları taşıyor? Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da BRIC grubunu kurmuştu. İsim bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden geliyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı BRICS oldu. 12 yıl boyunca genişlemeyi durduran grup geçtiğimiz sene Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla üye sayısını 10'a çıkardı. Arjantin de gruba davet edilmişti. Ancak ülkenin yeni cumhurbaşkanı Javier Milei BRICS'e katılmayacaklarını söyledi. Peki BRICS ne gibi faaliyetler yürütüyor? BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor. Grup üyesi ülkeler sırayla bir yıllığına grubun dönem başkanı oluyor. BRICS ülkeleri arasında Çin ve Rusya gibi büyük dünya güçleri ya da Brezilya ve Güney Afrika gibi kendi kıtalarındaki büyük güçler var. Yani BRICS'in günümüzde bu kadar konuşulmasının temel sebebi üye ülkelerin yükselişi. Genişleyen grubun bünyesindeki ülkelerin toplam nüfusu 3,5 milyar. Yani bu rakam dünya nüfusunun %45'ini oluşturuyor. BRICS ülkelerinin ekonomilerinin toplam büyüklüğü 28,5 trilyon dolar. Bu da dünya ekonomisinin yaklaşık %28'ine tekabül ediyor. Grup bünyesindeki ülkeler 2014'te kalkınma projelerine destek vermek için yeni Kalkınma Bankası'nı kurdu. BRICS ülkeleri aynı zamanda dünyada ham petrolün %44'ünü üretiyor. Mevcut haliyle BRICS aslında gelişmekte olan dünyanın sesini duyurmaya çalışan bir uluslararası örgüt konumunda. BRICS grubu kalkınmakta olan ülkelerin daha büyük bir ağırlığa ve temsile sahip olması çağrısı yapıyor. Öyle ki BRICS ülkeleri 2022 sonu itibarıyla kalkınmakta olan ülkelere yeni yol, köprü, demiryolu ve su tedariği projeleri için 32 milyar dolar kredi verdi. 30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor. Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor. Amerika yanlısı uzmanlara göre Çin, BRICS üzerinden gücünü ve nüfusunu büyütmeye çalışıyor. Özellikle de Afrika'da. Rusya da grubu Batı'ya karşı savaşın bir parçası olarak görüyor. Ukrayna'nın işgalinden sonra uygulanan ambargoları aşmasına yardımcı oluyor. İran'ın BRICS'e üye olması da grubun Batı karşıtı özelliğini artıracak. Diğer bir görüşe göre de BRICS Batı emperyalizmine karşı olması gereken bir kuruluş. BRICS'in iki önemli ülkesi Çin ve Rusya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında Türkiye'nin her türlü ticaret ve ekonomik işbirliği fırsatından yararlanması da doğal. Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söylemleri de bu yöndeydi. Ancak Avrupa Birliği özellikle Ukrayna'ya savaş açan Rusya ile Türkiye arasında artarak devam eden ticaret ilişkisinden kaygılı olduğunu saklamıyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın BRICS Plus zirvesine katılımını ve oradan vereceği mesajları yakından takip eden Avrupa Birliği kaynakları Türkiye ile özellikle Avrupa Birliği yaptırımlarının delinmemesi için temasta olmaya devam edeceklerini söylüyor.
Putin, Fidan'a terörle ortak mücadele ve Suriye'de normalleşme adına Astana formatında çalışmalara devam edilmesini önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının imzalanmasındaki önemli rolüne de dikkat çeken Rus lider, Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik kararlılığından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Görünen o ki BRICS üyeleri Türkiye'nin katılımını memnuniyetle bekliyor. Türkiye'de bu konudaki olumlu görüşlerini daha önce dile getirmişti. Peki siz bu gruba katılma konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.